Yorulduk bugün. Çok yoruldum. Markete falan gittik arkadaşlar. Alışveriş yaptık. Market de insanı yoruyor. Çünkü hanımefendi tam bir market canavarı. Market gezmeyi çok seviyor. Türkiye'de de gezer miydin marketleri gezerim. Bu kadar? Her yerde gezerim. Marketleri çok seviyorsun. Evet, çok seviyorum. Seyircilerimiz senin görüşlerini çok merak ediyorlar. Senin fikirlerini de seviyorlar. Çünkü Almanya'ya sonradan göç ettiğin için seninle bir özdeşlik kuruyorlar. Senin düşüncelerinin onlara daha yakın olduğunu söyleyen onlarca yorum alıyorum. Bunun için ben sana şeyi sormak istiyorum. Market, Almanya'ya her gelen göçmenin ilk yaptığı iş market videosu. Yani sen burada nasıl görüyorsun? Yani Almanya'da maliyetler, yaşam maliyetleri, market maliyetleri, evin patronu sensin, işin de patronu sensin bizde. Nasıl yani mutfak hesaplar, evdeki hesap pazara uyuyor mu? Türkiye'de nasıl, burada nasıl? Biraz bahseder misin? Şimdi biliyorsun ben çok masraflı bir kadın değilim. Değilsin. Çok lükslerim yoktur öyle. Sadece bio yer. Ama bio olmayan, yemekte. Bio olmayan hiçbir şeye sokmaz. Yemekte gerçekten gözüm dönüyor benim. Evet. Gerçekten yemeğe çok önem veriyorum. Çok zevk alarak yaptığım şey. Hem çok iyi yemek yaparım, zevk alarak yaparım. Kesinlikle. Hem de çok keyifli yerim. Evet. İyi yemek yemediğimde de sinirim bozulur biliyorsun. Evet. Gönlümü zehir edebilirim kesinlikle, sana. Kesinlikle. İçine bir şeytan kaçıyor yemeği yemedi, güzel yemek yemediği zaman. O yüzden marketlerde evet birazcık tek masrafım market masrafı diyebilirim. Bio ürünleri çok seviyorum. Organik ürünler yani. Çok fark var mı biyolarla? Diğer... Hiç yok. Yani bazen biyolar daha bile indirimde olduğu zaman çok daha uygun oluyor normal şeylerden. Şimdi Türkiye'den gelenler için çok cazip oluyor bu. Biz çünkü Türkiye'de organik ürünlerin önünden geçemezsin. O kadar farklı ki. Reyonları da çok azdır. Burada mesela çok yaygın biyolar. Her markette hani Aldi Lidl bile ucuzluk marketi. Evet. Biyo reyonu var. Evet. Yani Türkiye'de her markette organik bulamazsın. Bulduklarının da önünden geçemezsin öyle hani normal bir maaşla. Organik beslenmek mümkün değil Türkiye'de. Burada hani bize çok cazip geliyor geldiğimiz zaman. Her şeyi organik bulabiliyorsun ve normal fiyatlara çok yakın olduğu için ben her ne şeyi... kadar oynuyor normal bir ekmekle organik bir ekmeğin arasında? Ekmek fark olarak bilemeyeceğim de sebzede mesela cent oynayanlar da var gerçekten hiç fark etmediğin. Normal muzla organik muz. Cent gerçekten. Normal domatesle organik domates. Cent yani euroya bir euroyu bulmuyor farkı. O zaman her şeyi bio almak lazım. Ben her şeyi bio alıyorum suya kadar. Evet su da bio, ekmeği de bio. Ekmeği de glutensiz. Glutensiz diyor, evet. Yani çok neyse ki iyi bir yer bulduk ama bayağı da okkalı bir fiyatı orası var. Orası pahalı, evet. Evet, orada pahalı. Ama mesela şey var Türkiye'de, glutensiz ürün tüketenler vardır. Benim bir rahatsızlığım yok, tercihen gluten tüketmiyorum ama gerçekten şöyle kastaları falan onları düşündüğün zaman Türkiye'de onların beslenmesine imkan yok. Yani bir glutensiz ekmeği ben 250 liraya almıştım en son gittiğimde ve yiyemeyeceğin kadar lezzetsiz. O kadar Türkiye'den bahsediyorsun. Türkiye'den bahsediyorum. Burada da mesela 7-8 euro değil mi aldığın ekmek en son? 7 euro. 7 euro. Fiyat olarak yakın ama lezzetli en azından yiyebiliyorsun. Çok lezzetli senin ekmeklerin. Evet. Çok güzel ekmekler var evet. Kesinlikle katılıyorum. Peki bir market arabasını hani ben de abartmayı çok severim arkadaşlar. Ben hani rahmetli babamdan kalan bir alışkanlık. Bir şeyi az almayı hiç sevmem. Hanımefendi de tane tane alır. Geçen iki tane elma almış. Bu ne diye geri yolladım kasada. Bu ne dedim ya? İki tek. Yani canım çekse ikinciyi ısırsam kendisine kalmayacak. Ben israfa çok karşıyım. Evde kalır da çürür diye. Çünkü evde başka meyvelerimiz vardı. Onlara öncelik verelim. Elma da arada böyle zevkine olsun diye. Çok güzeldi çünkü. Almak istedim ama çok alsak biliyorum evde çok meyve var. Ama çürütmüyoruz biz. Yani çürütmemeye çalışıyoruz çünkü ben çok az alıyorum. Sen aldığın zaman çürüyor ama çok fazla alıyorsun sen. Ben biraz dolu dolu yani ben mesela markete gittiğimde market böyle hani Everest tepesi gibi şişebiliyor market dolaba arabası. Dolaba sızdıramıyorum ben aldıklarını. Dolabımız küçük ama yani sığmıyor yine de. Yani eskiden mesela 100 euroya oluyordu. Şimdi yaklaşık 140-150 eurolara bir araba full. Doluyor, evet. Tepesi ama böyle hani market arabası, büyük bir market arabası üstü de dağ gibi oluyor. Yanımıza da ek şeyler alıyoruz. Ve %90'ı organik oluyor. Nasıl buluyorsun peki fiyatları? Yani ortalama bence. Çok
ucuz diyemem ama pahalı da demem. Ortalama yani. Ama şöyle bir şey var. Bizim gittiğimiz yerler pahalı. Evet. Yani pahalı bir şehirde, pahalı bir şehirde yaşıyoruz. Evet. Düsseldorf. Pahalı marketlere gidiyoruz. Aldi ile Lidl. Mesela Aldi Lidl'da hesap edersen. Lidl'a daha ben çok Lidl'ı seviyorsun. Ben Lidl'ı çok seviyorum. Evet. Sebze meyve reyonu çok güzel Lidl'ın. Lidl'da çok uygun oluyor gerçekten. Hani 120 euroya biz gerçekten arabayı doldurabiliyoruz. Evet. Mesela Edeka'ya, Reve'ye gittiğin zaman 160 belki 200'e dolacak araba. Lidl'da 120 euroya. Ve bizim aldığımız ürünler hep çok sabit, fark ediyor musun? Evde yani hiç değişik ürün olmuyor. Hep aynı ürünleri alıyoruz. Bu yüzden zam olduğu zaman hemen bunu fark edebiliyoruz. Peki 120 euroya doldurduğun o market arabası yaklaşık 4000 lira. Hı-hı. 4000 liraya Türkiye'de, mesela Türkiye'de markete gittiğinde çok şok olduğunu söylüyorsun. Evet. Ne alırsın 4000'e? Yani yarısını dolduramazsın market arabası. O kadar fiyatlı mı Türkiye? Hele ki ete giriyorsan, temizlik, işte tuvalet kağıdı, peçeteye falan giriyorsan mümkün değil. Yani ete giriyorsan zaten bir but, en son geldiğimde ben 1000 liraya yakındı. Düşünsene yani et aldığını, 1000 lirası zaten ete gidecek en az. Hı hı. Meyveye, sebzeye hani böyle kilo kilo alıp evde böyle 4-5 kişilik bir aileysen mümkün değil, arabayı dolduramazsın 4000 liraya. Şimdi Türkiye'de fiyatlar bu kadar pahalı olması çok garip değil mi? Yani gelir daha düşük ama fiyatlar daha pahalı. Yani enteresan geliyor bana. Türkiye'de birçok şey ucuz ama market... Ne ucuz mesela? Ya öyleydi eskiden, hani bilmiyorum. Hani... Ucuz hiçbir şey kalmadı Türkiye'de yani. Gerçekten ben... Son iki gittiğimde... Şöyle ucuz diyorum. Yani Türkiye Almanya'ya göre ucuzdu. Hani fiyat karşılaştırmasını yaptığımızda. O dönemlerde ben yoktum. Hiç hatırlamıyorum. Yani yok, mesela burada 10 euroya aldığım bir şey 10 euro, orada hani 400 lira. 400 lira aynısını 200 alıyordun. Şimdi birebir fiyatlar aynı ürünler daha mı pahalı euro cinsinden de? Yani hiçbir şey fark etmiyor. Ben sana onu söyleyeyim. Hani eskiden euro ile gittiğimiz zaman mutlu oluyorduk. Euroyu bozduruyorduk. Harca bitmiyor gibi geliyordu bize. Şimdi gerçekten günde 100 euro bozdursan da akşam gel eve gelip cüzdanım ben kontrol ettiğimi bilirim. Haftada ne kadar harcıyorsun Türkiye'de? Kaç euro? Şimdi ben organik yaşamaya başladığım için Türkiye'de de gittiğimde aynı düzeni devam ettirmek istediğim için... bu tabii ki herkese göre bir kıyaslama olmayacak, organik aldığım için. Yani haftada bir 5000 falan markete gider. Tek başına? Tek başıma değil aslında. Tek başıma değil, yani eve aldığım şeyler, annemlerin de ortak olabileceği şeyler. Yani 5000 lira gidebilir. Peki Almanya'daki geçimi ekonomik olarak kolay buluyor musun? Geçinebiliyor musun mesela? Satın alma gücünden mutlu musun? Rahat istediğini yiyor, içiyor musun? Şimdi ben gerçekten çok masrafsız bir kadın olduğum için daha masraflı yaşayan insanlar nasıl, onları bilemeyeceğim ama ben çok memnunum gerçekten. Almanya bitti tükendi, eski Almanya değil falan diyorlar. Sen de o eski Almanya'yı hiç görmedin ama yeni Almanya dedikler Almanya'ya geldi. Ölüsü bile para edemezsin. 4 yıldır buradasın mesela. Almanya öldü deseler bile yani burada yaşam gerçekten çoğu ülkeye göre çok daha güzel devam eder bence. Aradığın her şeyi buluyor musun? Her şeyi buluyorum. Yok efendim güneş yok burada, her ürün nasıl yok falan. Nasıl yok ya güneş? Şubat bitti değil mi? Mart'ın ikisi mi bugün? Mart'ın ikisi. Yani gerçekten o kadar güzeldi ki bugün hava, bütün çamaşırları dışarı çıkardım, kuruttum falan. Güneş var yani gayet. Hele yazın hiç söylemiyorum. Yazın gerçekten ben hani geldiğim şehir çok sıcak bir şehir. Orayı bana hiç aratmadı mesela. Gerçekten ne kadar harcarsın burada? Yani bir insan ne kadar harcar? Ne kadarlık parayla çok rahat yaşarsın Almanya'da? Çünkü seyircilerimiz bunu bana çok soruyorlar. Ben söylüyorum. Belki de ben yıllardır hani Avrupa'da yaşadığım için yadırganıyor benim söylediklerim. Sen 4 yıldır Almanya'ya gelmiş biri olarak ne kadar parayla rahat yaşıyorsun? Tek başına harcasan? Tek başıma harcasam haftada 120 euro market de benim için. Haftada 120 euroluk marketi bir haftada tüketir misin? Tüketirim. Bir haftada. Biraz İkimiz zor. Tüketiyoruz. Ha, tek İki başıma mi? Tek başına.
O zaman 75 desen. Evet. 75 euroyu tek başıma tüketirim haftada. 75 euro yani 150, ayda 300 euro market giderim olur diyorsun. Ve organik gider yani. Ve organik gider. Hı hı. Onun dışındaki mesela sosyal hayatı pahalı mı diyor musun Almanya'da? Gezme, tozma, yani mekanlar. Çok çok güzel mekanlar var. Orada yemek yersen ya da bir şeyler içersen tabii ki o da şey yapar ama gerçekten çok uygun yerler de var. O zaman sana tercihe şöyle sorayım. Tercihe göre değişir. Almanya'da bir asgari ücret 2000 euro brüt. Evliysen 1700'lerde, bekarsan 1550'lerde para kalıyor. Tabii burada asgari ücretle Almanya'da kaç kişi asgari ücret alıyor? O da var. %6. Çalışanların ya sadece %6'sı asgari ücret alıyor. Yani 2000 euronun altında kazananlar da var. Belki bu videoya gelip şimdi o öyle diyorsun da bizim kazandığımız para çok az diye yorum yazacaklar. Ama neden az kazanıyorsun o zaman? Bunu sorgulaman lazım. Çok iyi maaşlar alabilirsin. Ortalama 2000 euro. Yani ölüsü 2000 euro para verirler. 2000 euroya geçinir misin? Bir karı koca 2000 euroya. Karı koca geçinir ama çocuk varsa çok zor. O zaman çocuk parası da alıyorsun zaten. Çocuğun giderlerinin birçoğuna devlet ortak. Yeter mi sence o para? Yani 2250 euro bir çocukla beraber. Yetmez. Çocuğunu da organik beslemek isteyeceksin. Çocuğunu kurslara göndermek isteyeceksin. Dil öğretmek isteyeceksin. Spor yapsın isteyeceksin. Tabii ki haftada bir gün dışarı çıksın, çok güzel bir gün geçirsin isteyeceksin. En az yetmez. Yani 2250 euro net mi brüt mü tabii ondan da bahsediyoruz. 1750 euro karı koca, 250 de o, 2000 euro net. Yani Almanya'da sistem şöyle, eğer devletten sosyal yardım alıyorsanız devlet sizin kiranızı veriyor. Kişi başı da 500 euro harcaması gerektiğine inanıyor. Aylık 500. Kişi başı. Ve 1000 euro da sana veriyor aslında. Kiran diyelim ki 1500 euro. Bunu ödüyor devlet. 1000 euro da sana veriyor. 2500'e geliyor. Eğer senin maaşın 1700 euro ise net. 1000 euro kiraya veriyorsan geriye 750 euro kalıyor. 700 euro kalıyor. Karı koca bir de bir çocuksan bu kez kişi başı 1500, kişi başı 500. Sen bunun yarısında kalıyorsun. Devlet bu kez sana hani senin kirana yardım ediyor. Sana ek yardım veriyor. Yani seni o standarta getiriyor. O standartta koruyor. Almanya'da bu standardın altına inmesine izin vermiyor. Bu standardın altına gittiğinde ben seni desteklerim diyor. Devletin standardına göre kirayı çıkarsan bir karı koca ayda 1000 euroya rahat yaşar diyor. Yaşar mı? Senle ben yaşarız. Bu karı kocasına göre değişir ama gezmeyi çok seven, çok mesela alkol tüketen, sigarası olan o insanlara yetmez tabii ki. Ama mütevazı çiftler için, bizim gibi insanlar için gayet yetmez. Ama tabii bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Neden 2000 euroluk bir işte çalışacaksın? Almanya'da fırsat o kadar çok ki ben böyle videolar yaptığımda bazı arkadaşlar benim videolarımdan sonra işverenleriyle konuştu. Bir tanesini hiç unutmuyorum. Düsseldorf'ta bir yerde çalışıyordum. İşverenimle konuştum. Daha yüksek maaş almam gerektiğini söyledin. İşveren kabul etmedi. Ben de başka bir firmaya gittim dedi. Ve şu anda 1,5 katı maaşa çalışıyorum dedi. Bir başka biri işverenle konuştum. İşveren maaşımı yükseltti dedi. Çünkü kimse çalışanını kaybetmek istemiyor. İyi çalışan bulmak çok zor. Sen şimdi yine senin gibi mücadele ruhu olan insanlardan bahsediyorsun. Ama ben buraya gelmişim mesela. Bir yerde garsonluk yapıyorum. Bulaşıkçılık yapıyorum. Patronumun da eyvallahı yok, gidersen git diyor. Başka iş bulabileceğimi düşünmüyorum. Demez biliyor musun? Karım demez yani. Sen iyi bir çalışansan patronun gidersen git demez. Bak bulaşıkçılığı geçtim yani iyi bir garsonu geçtim. İyi bir garson bir restoranda ciddi ciro fark ettirir. Çünkü iyi bir bulaşıkçıysan, iyi bir bulaşıkçının özelliği nedir? Az tabak kırar. Hani bulaşıkçı da kalmadı, makinalar yıkıyor da diyelim ki var. İyi bir temizlikçiysen diyelim, restoran temizliği. Az malzeme kırıyorsan, zamanında işe geliyorsan ve restoran pırıl pırılsa emin ol bak bunu kaybetmek istemez. Çünkü yani hasta kalmıyorsan, ben hastayım diye kaytarmıyorsan, işe geç gelmiyorsan bunu bulmak zor. Biz geçmişte biliyorsun benim restoranım vardı, paylaşıyordum seninle. Temizlikçi zamanında gelmiyor. Şoför, servis yapacak adam zamanında gelmiyor. Gidiyor, kaza yapıyor. Gidiyor, dönmüyor bir saat. Gerçekten ortalama bir çalışansan patronun sana gidiyorsan git demez.
Ortalama çalışanı bulmak zor çünkü bu ülkede. Yani o da doğru ama düşünsene sen... Mücadele etmene gerek yok. Ki sen iyi bir çalışansın mesela. Ve alışmışsın oraya. Şimdi başka bir yere gidip alışmaktan korkan insanlar da var. Buradaki mesela sen gerçekten iyi bir çalışansın. Evet. Ve mücadele ruhu olmayan birisin. Yani evet. Mücadele etmezsin. Etmem. Ben senin patronun olsam seni kaybetmek istemem. Yani senin ben gidiyorum demene gerek yok. Kaybetmek istemem. Ama herkes senin gibi değil. İşverenler ne kadar çok çalıştırırım, ne kadar az para veririm mantığıyla yaklaşıyor. Onların hepsi kaybediyorlar. Uzun vadede para kazandıklarını zannediyorlar, kısa vadede kaybediyorlar. Bugün iyi bir çalışanı, iyi bir temizlikçiyi bulmak da zor. İyiden kastım ortalama, yani işine zamanında gelsin, işini aksatmasın, bunu bulmak çok zor. Çoğu patron bunun farkında bile değil, biliyor musun? Farkında hangi elemanı lazım. İyi, hangisi kötü. O kadar yoğunlar ki, kafaları o kadar meşgul ki. Seninle konuşuyorlar, sana bakıyorlar ama orada değiller. Yani inan bana, bu çalışan iyi mi çalışıyor, zamanında mı geliyor, iki tabak fazla mı kuruyor? Adamın umrunda değil. İşte o zaman kendi işinin farkında değil yani. Sen de biliyorsun böyle patronların, işverenleri yani. Tabii. Ruhu gitmiş, sadece bedeni çalışıyordu. O kadar isteksiz, pes etmiş artık. İnsanlarla mücadele etmek çok zor. Çalışanlarla uğraşmak çok zor. Sen de biliyorsun. Bazı çalışanlar da patronları bezdiriyor yani. Bezdiriyorlar. O tarafta var. Bazı işverenler de çok vicdansız olabiliyor çalışanlara karşı. Oluyorlar. Yani iki tarafta da dengeyi bulmak çok zor. Ez cümle seyircimiz soruyor. Abi Almanya'ya gelelim mi gelmeyelim mi diye. O zaman sen fikrini söyle. Gelsinler mi gelmesinler mi? Bence... İmkanı olan herkes gelmeli. İmkanı olan herkes gelsin dedi hanımefendi. İmkanı olmayanlar da imkanlarını bulabilmek için bizim yayınlarımızı düzenli seyretsinler. Yarın akşam aynı saatte bu ekranda bir başka yayınla görüşünceye dek kalın sağlıcakla.